Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayım. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağız. Tabii Beşiktaş'ın gündeminde bir numaralı madde Yasin Kol. Yasin Kol'un yönettiği Alanyaspor maçında verdiği kararlar Beşiktaş tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Hatta Beşiktaş yönetimi bir daha Yasin Kol'u maçlarımıza istemiyoruz diyerek tepkisini ortaya koydu. Bunu söyleyelim. Tabii ki bu maçta Valerian İsmail'in de yaptığı değişiklikler, oyunla ilgili anlayışı biraz eleştirildi. Hatta birazdan daha fazla eleştirildi ama sonuç itibariyle daha ikinci maçtan teknik direktörleri bu manada eleştirmek çok yerinde değil. Ama şunu da söylemek lazım, teknik direktörler de doğru hamleleri yapmaları gerekli. Çünkü 3-0'dan 3-3'e gelen bir maçtan bahsediyoruz. Her ne kadar Emre Can'ın kırmızı kartı olsa dahi, yani ona 11 oynansa dahi, bu sonuç pek Beşiktaş camiasında kabul edilebilir bir sonuç değil. Maçın yorumunu yapacak değilim. Değerlendirme ve yorumları daha önce televizyon kanallarında da yaptık. Ben bu maçın çerçevesinde Beşiktaş'ta oluşan transfer politikası ya da daha doğrusu transferle ilgili yapılması gerekenler konusundaki hamleleri sizlere paylaşmaya çalışacağım. Kimlerle yakın temas kuruluyor, kimlerin transferi söz konusu. Çünkü net bir şekilde anlaşılan şu ki Beşiktaş 3 transfer, hatta belki de duruma göre 4 transfer daha yapacak. İşte bu transferlerle ilgili sizlere bilgi aktarmaya çalışacağım. Beşiktaş videolarına, özellikle son videoya gerçekten çok ciddi bir ilgi gösterdiniz. Beğenilerinizi ve abone olarak verdiğiniz desteği bekliyoruz. Bunu özellikle söyleyerek başlamak istiyorum. Şimdi Beşiktaş'ın neye ihtiyacı var? Stoper bölgesine ihtiyacı var, orta alan bölgesine ihtiyacı var ve kanat bölgesine ihtiyacı var. Yani 3 bölgeye transfer ihtiyacı var. Bu manada baktığımızda birkaç tane önemli konuyu söyleyelim. Hatta orta alan bölgesinde 2 transfere ihtiyaç olduğu gerçeğini de vurgulayalım. Hani bir tanesi neredeyse oldu anlamına geldiği için fazla ön plana çıkarmadım ama biz şimdi adım adım ilerleyelim. Bir kere Emirhan Topçu meselesinden bahsedelim. Rizespor yöneticileri Emirhan Topçu'nun verilmeyeceğini, gelen tekliflerin cazip olmadığını söylediler. Acaba bu noktada zaten Beşiktaş'ın bir yerli alternatifine ihtiyacı var mı? Emre Can varken, işte Necip varken pek de fazla ihtiyaç varmış gibi görünmüyor. Onu özellikle söylememiz gerekiyor. Gelelim şimdi yabancı stoper konusuna. Yabancı stoper konusunda Roman Saiz'in ısrarla arkadaşı, partnerini önerdiğini biliyoruz. Zaten daha önce de söylemiştik. Semih'i, Ferencvaros'un oyuncusu Semih'i sağ stoper olarak beraber oynamak üzere yönetime önerdiğini biliyoruz. Daha önceki videolarımızda da bu hatırlatmayı yapmıştık. Cazip bir transfer gibi görünüyor Beşiktaş'a. Çünkü orada zenginleşmesi gereken bir yapının olduğunu da vurgulamamız gerekiyor. Şimdi devam edelim. Dedik ki işte farklı kanat oyuncuları ve orta alan oyuncuları. Nadia Mamiri'yi tekrar etmek istemiyorum. Ekonomik sorunlar nedeniyle, yani anlaşmazlık nedeniyle oyuncu çok gelmek istiyor. Ama Bayer Leverkusen'in ısrarı bir anlamda oyuncunun da transferini engelleyen faktör. Yani ekonomik anlaşmazlık ön planda olduğu için Nadia Mamiri öne çıkamıyor. Bekliyor yani, öyle söyleyelim. Bakalım süreç nasıl olacak. Bu manada orta alanla ilgili söyleyeceğim önemli bir gelişme. Morgan Sanson, ki sezon başında birçok takımın da listesine girmişti, Aston Villa'nın oyuncusu. Ligdeki ilk maçında forma giyemedi, yani daha doğrusu kadroda yoktu. Ve Beşiktaş'ta bu merkez orta saha oyuncusu Morgan Sanson'u satın alma opsiyonuyla kiralama formülüyle Aston Villa'nın kapısını çaldığını söyleyelim. Tabii ki kapısını çalması demek transferin bittiği anlamına gelmediğini sizler zaten hepiniz biliyorsunuz. Ama Morgan Sanson da denklemin içerisine giren oyunculardan bir tanesi oldu. Ve bu arada bir de yeniden hani Nadia Mamiri biraz böyle hani sıkıntıya girince yeniden
Juan Mata ismi gündeme geldi. Hatta menajerler Beşiktaş'a Juan Mata'yı önerdiler. Manchester United'da tam 8 yıl geçirmiş olan İspanyol oyuncu gerçekten de 34 yaşında ve çok çok değerli bir oyuncu. Yani bunu söylemeye gerek bile yok. Valerian İsmail de alabiliyorsak alalım diyor. Niye alabiliyorsak alalım diyor? Çünkü birincisi oyuncu serbest ama imza parası isteyecek. Yıllık istediği ücret yüksek olacak, aldığı ücretler yüksek. Eğer alabilirsek alalım demek, eğer bizim şartlarımıza uyarsa transferi gerçekleştiririz anlamına geliyor ki bakalım bu noktada nasıl bir gelişme olacak Juan Mata konusunda ki Juan Mata da gelirse belki de Beşiktaş'ta iz bırakan oyunculardan biri olur. Ama transfer öyle bir süreç ki hem transferi yapacaksınız hem de gelen oyuncu takıma uyum sağlayacak. Hepimiz biliyoruz Alex Teixeira, Pjanic geldiğinde ya bu oyuncular Beşiktaş'ı uçurur kanaati genel olarak kamuoyunda yaygındı. Ama ne oldu? İki oyuncu da katkı olarak son derece düşük verimde oynadılar. Hatta çoğu zaman oynamadılar bile diyebiliriz. Juan Mata, Nadia Mamiri'den sonraki oradaki kreatif oyuncu olarak elde bulunan iki alternatif. Morgan Sanson ise daha merkez orta saha oyuncusu konumunda. Orada bir diğer oyuncu, bitti bitecek diyeceğimiz oyuncu. Onunla ilgili çok fazla şeyler söylememize gerek yok. Kerem Atakan Keskin. Peki niye olmuyor bu transfer diyebilirsiniz. Yaklaşık 1 milyon euroluk bir rakama çıkılmış. 10 milyon TL ile başlanmıştı. 1 milyon aşağı yukarı 18 milyon civarına denk geliyor. 18 milyon TL civarına denk geliyor. Ve Tyler Boyd takas gibi düşünülüyor. Peki Sivasspor neden vermiyor? Sivasspor diyor ki biz onun yerine bir oyuncu alalım, ondan sonra size verelim. Çünkü onun yerine oyuncu almadan verdiğimiz takdirde zaten alternatifli bir kadromuz yok. Sıkıntımız büyüyebilir. Yani benim anladığım kadarıyla Kerem Atakan Keskin transferi bir hafta içerisinde neticelenecek transfer gibi görünüyor ki bu da gayet doğal bir durum. Şimdi bunun dışında bir oyuncu gündeme geldi. Şöyle söyleyeceğim, yani bir kere onu özellikle baştan söylemedim. Beşiktaş'a gelmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olan bir oyuncu var. Onu söyleyeceğim. Hani o diyor ki yani kulübüyle de gidip kendisi pazarlık yapacak noktada. Onu söyleyeceğim ama bir isim gündeme geldi. Levi Garcia ismi AYK'dan. Şimdi oyuncu gündeme geldiği için ben size paylaşmak durumundayım. 24 yaşında 5 milyon euroluk bir bonservis isteği var AYK kulübünün diye bir haber geldi Yunan basınından. Sağ kanat oyuncusu ama biliyorsunuz kanat oyuncuları sağ sol oynayabiliyor. 2025'e kadar sözleşmesi var Trinidad Tobago'lu oyuncunun. Oysa güncel piyasa değeri de 4 milyon euro. Şimdi oyuncu Beitar Jerusalem'den transfer edilmiş ve 2 milyon 200 bin euro ödemiş bu transfer için AYK. Ama %50'sini almış. %50'si de Beitar'da. Oyuncu da Alman liginde 8 milyon euroyu görmüş bir oyuncudan bahsediyoruz. Bütün bunları niye anlatıyorum? Yani rakamsal olarak bir yerlere varılabilecek bir isim gibi görünüyor. Ancak kulüp, AYK kulübü şöyle bir cümle söyledi. Bize ulaşan herhangi bir transfer teklifi olmadı diyor. Şimdi tabii şöyle bir olay var, onu da anlatayım. Doğrudur. Levi Garcia ile ilgili belki de hiç ulaşmamış olabilir bir teklif. Ancak genelde öncelikle işte menajerleriyle bir ön temas kurup oyuncunun kalma gitme düşüncelerine bakılıp sonrasında teklif aşamasına geliyor. Belki de bu aşamada mı çok net bir şekilde kulüp yönetiminden bilgi alamadık ama AYK yani karşı taraf bu transfer için bize gelen ulaşan herhangi bir resmi teklif yok diyor ki biz de biliyoruz ki resmi teklif artık oldu bitti anlamına geliyor. O işin olgunlaşması gerekiyor. Levi Garcia ismi önemli bir isim. Söylediğim gibi geçen sezon Bundesliga'dan teklif alan bir oyuncudan bahsediyoruz. Şimdi gelelim Beşiktaş için gemileri yakan o oyuncuya ki zaten başkan da biliyorsunuz Ahmet Nur Çebi de bu noktada bir açıklama yapmıştı. Dedi ki
biz o oyuncuyu almak istiyoruz. Henüz defter kapanmış değil. Bu noktada beklentimiz sürüyor demişti. Kim bu oyuncu? Fasnacht'tan bahsediyorum. Fasnacht hala Beşiktaş'ın gündeminde önemli bir yer teşkil eden oyuncu. Onu özellikle söyleyelim. Christian Fasnacht kulübüyle, yani Young Boys'la gitti, bir görüşme yaptı. Diyor ki Young Boys'a, bırakın beni, ben gideyim, Beşiktaş'a gitmek istiyorum diyor. Kulüp de 4 milyon euro da ısrar ediyor. Beşiktaş'ın verebileceği para 3.3 milyon. Şimdi diyeceksiniz ki hani Fasnacht hangi sorunları çözer? Fasnacht aslında çok çok önemli sorunları çözebilir. Hep söylüyoruz, çok joker bir oyuncu. Yani joker oyuncu olması şu manada: sağ oynar, sol oynar, merkez orta saha oynar, forvet arkası oynar. Hatta santrofor bile oynar. Hatta buradan şimdi ben size performans bilgilerini verdiğimde de belki de hani şuradan hemen bakıyorum, performans bilgilerine çok çabuk ulaşabilirsem ne oynamış diye. Şöyle bakın, sağ kanatta 84 maç oynamış, orta sahanın sağında 80 maç oynamış, sol kanatta 49 maç, santraforda 49 maç oynamış, 10 numarada 22 maç, orta sahanın solunda 21 maç oynamış. Yani oyuncunun nasıl bir joker oyuncu olduğunu da çok net görüyoruz. Bakalım oyuncu Beşiktaş'ın vereceği ücrete kulübünü indirebilecek mi? Beşiktaş'ta 3 milyon eurolara kadar bu transferde çıktı. Valerian İsmail'in de oyuncuyu çok istediğini net bir şekilde söyleyelim. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.